Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Başta da görmüş olduğunuz gibi kendi yazdığım kitabı okuduğum bir videodayız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu kitabın daha bölümünü yayınlamadım. Ama okuma 3 falan diyor, onu da anlamadım şu an. Neyse. Şu anda taslakta olan bir kitap. Birinci bölümünü yazdım ve bunun videosunu çekmek istedim. Çünkü şöyle... beni takip eden birkaç insan var. Burada ben masaya değdikçe hareket ediyor, kusura bakmayın. Beni takip eden birkaç tane insan var ve videolarımı böyle bu tarz şeyleri sevdiklerini gördüm o kişilerin de. O yüzden ben de bunun videosunu çekmek istedim. Bölümü okuduğum bir video çekip yayınlamak istedim. Ki dönükler nasıl oluyor bunu bir görmek istiyorum. Şu anlık bir hevesim var. Kitabı yazıyorum. Bu hevesimin de geçmesini istemiyorum aslında. Çünkü anlık bir hevesle başladığımı düşünmüyorum bunu. Ama bakalım artık ilerleyen günlerde ne olacak. Biraz yerimi ayarladım. Kitabımızın öncelikle konusundan bahsetmek istiyorum ve adından bahsetmek istiyorum. Kitabımızın adı Ben Leyla. Ama soru işareti var. Hani Ben Leyla falan. Ama kitabın ismi tam olarak bu şekilde olur mu bilmiyorum ama şu anlık ben Leyla olarak kullanıyorum. Yani ekledim. Değiştirir miyim? Şu anlık bilmiyorum. Aklımda başka bir isim yok. Adı üstünde Leyla adında bir karakterimiz var. Size birazcık kitabın spoiler vermeden konusunu anlatmaya çalışayım. Leyla adını unuttuğum bir hastalık var. Bak sürekli adını unutuyorum çünkü yabancı bir isim. Hemen öğrenip geliyorum. Evet, sürekli ismini unutuyorum çünkü ismi yabancı. Disosiyatif kimlik bozukluğuna sahip bir karakterimiz. Disosiyatif kimlik bozukluğu nedir diye soracak olursanız, bu bozukluk kişinin yaşadığı ağır travmalar sonucunda farklı kişiliklere bürünmesi ile ortaya çıkıyor. Şöyle söyleyeyim, büyük bir travma yaşadığınızı düşünün veya kafada bir hasar aldığınızı düşünün. Bir psikolojik bir şey olduğunu düşünün, bunu tetikleyen ve disosiyatif kimlik bozukluğuna sahip olduğunuzu düşünün. Şöyle oluyor, baktıklarımda bazı insanların 10 tane farklı kişiliği oluyor. Bazılarının 20 tane, en fazla 20, sağ ol motor ya. 20-23 kişi 20-23 kişiliğe sahip bir bireyi de olan oluyor. Biraz cümleyi toparlayamadım. Yani kısacası şu şekilde atıyorum. Bir insanda birden çok insanın karakterinin olduğunu düşünün. Yani birdenbire şey oluyor mesela, bir röportaj gibi bir şey izlemiştim. O kişilik bozukluğuna sahip bir kadın ile. Kadının şu ana kadar görülen en çok kişilik bozukluğuna sahip olduğu biliniyordu diye biliyorum. 20-23 tane kişiliği var kendi içinde. Ve her bir kişiliğine soru soruyorlar. Ve her bir kişiliği farklı cevaplar veriyor. İzlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Yani ben de tam röportajı izlemedim ama az çok görmüştüm internette. Sonrasında ben de bir uyarlama yapmak istedim. İlk başta tabii ki de farklı bir uyarlama yapacaktım. Aslında hafıza kaybıyla ilgili bir şey yapacaktım ama bunun daha güzel olacağını düşündüm. Leyla dediğim gibi disosiyatif kimlik bozukluğuna sahip. Bir trafik kazası geçiriyor üniversite 2. sınıfında. Ve bu kaza sonucu 2 ay komada kalıyor. Komadan uyandığı zaman kafada ağır bir hasar aldığı için ve çok büyük bir travma olduğu için onun için... bu kimlik bozukluğuna sahip oluyor. Hani bu yeteri kadar iyi bir, güçlü bir sebep mi bilmiyorum. Orası biraz tartışılır. Sonrasında uyandığında Leyla farklı bir kişiliğe bürünmüş oluyor. Zaten ben Leyla soru işareti kısmını belki biraz anlarsınız. Anlatmayacağım tabii spoiler olduğu için. Çünkü en büyük spoiler. Sonrasında Leyla bu şekilde farklı bir karakterle uyanmış oluyor. Normalde sevecen olan Leyla bu sefer çok farklı bir karakterde oluyor. Sonrasında doktorlar işte hani sakın söylemeyin, söylerseniz daha da travmalar artar, daha da kötü gider falan gibi bir şeyler söyleyecekler. Ve sonrasında kimse söylemiyor ve kendi kendini farkına varana kadar, iyileşene kadar, hani kendini toparlayana kadar insanlar ona o kişiliğiyle hitap ediyorlar, o kişiliğiyle davranıyorlar. Sonrasında hayatına Kanlı adında bir adam giriyor lise 3. sınıfta. Ve Kaan Ali ile böyle normal klasik kitaplarda şey olur ya, Bad Boy, Pick Me Girl falan olur. O tarz bir kitap değil. Hatta erkek karakterimiz Leyla'yı hayata döndürmeye çalışıyor aslında. Eski karakterini ona hatırlatacak şeylerle ona geliyor. Çünkü onun kişilik bozukluğunun, sebebi, kimlik bozukluğunu biliyor. Çünkü arkadaşları falan şey, o detaylara çok girmiyorum. Neyse. Bu şekilde bir konusu var ve sonrasında Kaan Ali ve Leyla'nın ilişkileri ve Leyla'nın iyileşip iyileşmeyeceği ile alakalı bir kitap.
Tabii sonunu şu an ben de bilmiyorum. Ama iki tane son düşünüyorum. Bir iyi ve bir de kötü bir son. Bilmiyorum gerçekten. Aslında biraz şeyden esinlenmiş gibiyim. Çift sıfır çift sıfır biri sizi düşünüyor. Nagihan Gökçe Kabal'ın kitabında da böyle bir şey var ama tam olarak esinlenmiş de sayılmam. İlk bölüme geçelim. Çok uzattım lafı. İlk bölümümüzün adı Pençeler. Şimdi size okuyacağım. Biraz uzun bir bölüm. Hani ilk bir parkta biteceğini zannetmiyorum. Hani içi yanar ya insanın, sebebini bilmediği bir sıkıntı gibi. Neden veya niçin geldiği anlaşılmayan o uğursuz mide bulandırıcı his. Kendi kendinizi yer bitirirsiniz. Her şey yolundadır dışarıdan. Fakat öyle değil. İçinizde bir türlü geçmez. Huzursuz eder. Hatta ve hatta bazen o kadar yoğun olur ki ağlamak için zor tutarsınız kendinizi. 5 aydır bu lanet hissiyatıyla yaşıyorum. Anlam veremediğim bir şekilde sürekli pençelerini bana geçirmiş ve gün geçtikçe daha derine batarak yere dinen ve ben söküp atmak istedikçe inadına daha da köklerini salan bu his her saniye beni çileden çıkarıyor. Saat sabah 6:55. Alarmımın çalmasına daha yarım saat var. Gördüğüm kabus yüzünden sıçrayarak uyandım. Uyandığımda ellerimi yatağın çarşafına geçirmiş sıkıyordum. Ter basmıştı vücuduma. Sırılsıklam olmuştum. İşin en garip yanı ise beni bu hale getiren rüyanın tek bir anı bile hatırlamamam. Bu başıma ilk kez gelmiyordu. 2 ay sık sık bu şekilde uyanmaya başlamıştım. Daha fazla düşünmemek için yatakta doğruldum ve ayaklarımı kendime doğru çekerek bağdaş kurdum. Bu arada aslında ekranı buraya koysam daha güzel olur. Hani siz de benimle beraber okuyun. O yüzden şu an yana çekime karar aldım. Başıma bu ilk kez gelmiyordu. 2 aydır sık sık bu şekilde uyanmaya başlamıştım. Daha fazla düşünmemek için... Ha, pardon, kusura bakmayın. Kendime doğru çekerek bağdaş kurdum. Alarma baktığımda saat 7:10'u gösteriyordu. Alarmın yanından telefonumu alıp ekranı açtım. Herhangi bir bildirim yoktu. Bu arada 6:55'te baktı ilk başta uyandığında saat 6:55, 7:10 yani bir süre, bir 10-15 dakika o şekilde dalmış aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neden bunu anlatmaya çalıştığımı şu an anlatmış. Konuşamadım. Ben nasıl kitap yazıyorum? Neyse, hani bunu da anlatayım dedim detay olarak. Alarmın yanından telefonumu alıp ekranı açtım. Herhangi bir bildirim yoktu. Beklemiyordum da. Telefonu kilitleyip yatağa attım. Kendime gelmek için gözlerimi ovuşturdum ve odama göz gezdirdim. Güneşlik perdem kapalı olduğu için oda karanlıktı. En sonunda yataktan kalkabilecek gücü kendimde bulduktan sonra gri gardırobuma doğru yöneldim. Duşa girmeden önce giyineceğim kıyafetleri belirlemek ıslak ıslak Duşa girmeden önce giyineceğim kıyafetleri belirlemek ıslak ıslak üşüyüp hasta olmaktan beni kurtarırdı. Bugün bir değişiklik yapıp her zamanki giyim tarzından çıkmanın içimdeki bu hissiyatı bir nebze olsun geçireceğini umdum. Genelde gri, siyah ve beyaz tercih ederdim ama bugün maviyi seçtim. İçimdeki kara bulutların aksine dışım gök mavisi olsun istedim. Mavi boğazlı kazak ve mavi kot pantolonu bile kendimce güzel bulduğum bir kombin yaptım. Aslında kendimi kandırdığımı biliyordum. Giyindiğim kıyafet umurumda değildi. Bir nebze dahi içimdeki umarsız ateşi söndürmeye yetmeyecekti. Bornozumu alıp odamdan çıktım ve odamın solunda kalan banyoya girdim. Üzerimdekileri çıkarıp kirli çamaşır sepetine attıktan sonra duş akabine girdim. Suyu en sıcak seviyeye getirdim ve ısınmasını bekledim. Bir süre sonra sudan buhar çıkmaya başlayınca kendimi kaynar suya bıraktım. Yakmıyordu. Aksine keşke daha sıcak olsaydı dedim kendi kendime. Bastıramıyorum. İçimde anlam veremediğim bu hissi bastıramıyorum. Bir şeyler eksik, hep eksik geliyor. Kendime yabancı geliyorum. Aynadan baktığım yüz tanıdık gelmesine karşın bir o kadar da uzak bana. Duşumu aldıktan sonra havluma sarındı ve banyodan çıktım. Odama girip hazırlanmak için işe koyuldum. Saçlarımı kurutma makinesiyle kuruttuktan sonra taradım. Makyaj yapmak için halim yoktu. Bu yüzden es geçtim. Zaten makyaj seven birisi değilim ve kendimi makyajsız daha güzel buluyorum. Burada şu algıyı yıkmak istedim aslında. Hani insanlar sürekli makyaj yapar ya da işte bu iş makyaj yapmadım bugün işte bu halime gideceğim falan. Hani hep olur ya. Burada da şeyden bahsettim. Aslında kendimizi makyajsız beğenmemizi, hani kadınlar için söylüyorum. Makyaj yapanlar için söylüyorum. Kendinizi makyajsız beğenmenin egoist olmadığını, kibir olmadığını aslında göstermeye çalışıyorum. Ya bilmiyorum, bence böyle bir algı var gibi geliyor. Ben de bunu aslında vurgulamak istedim. Belirlediğim kıyafetleri giyindikten sonra sırt çantamı alıp evden çıkmak için kapıya doğru ilerledim. Annem ve babam hala uyuyorlardı. Büyük ihtimalle ben çıktıktan sonra uyanır ve işe giderlerdi. Hava yağmurlu olduğu için botlarımı giydim ve evden çıktım. Evin önünde duran siyah Peugeot araba dikkatimi çekti. Arabanın camı aşağı doğru inince içindeki kişiyi de görmüş oldum. Sürücü koltuğunda Simay'ı görünce aklım başıma geldi. Daha dün gece yazışmıştık. Beni okula bırakacaktı. Simay benim çocukluk arkadaşımdı. 6 yaşından beri yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. En mutlu ve de en hüzünlü anlarımız beraber geçmişti. Simsiyah saçlarını örmeyi hep sevdim. Saçlarına tezat olarak masmavi gözleriyle bambaşka bir dünyadan gelmiş gibi bir hali vardı. Yine bana gök mavisi gözleriyle dik dik bakarken ben de arabaya bindim.
Unuttun değil mi Leyla? Daha dün dedi sana geleceğim diye. Sesi kızgın ama suratı her an gülecek bir ifadeyle beni azarlamaya çalışıyordu. Kusura bakma dedim. Kendimi o kadar aciz hissediyordum ki başka diyecek söz bulamadım. Simay da fark etmiş gibi üstelemedi ve arabayı sürdü. Aynı üniversitede değildik ama giderken beni de bırakıyordu arada. 15 dakikalık yolun sonunda Bilkent Üniversitesi'ne vardık. Teşekkür ederim, zahmet oldu sana da. Bu arada Bilkent Üniversitesi de Ankara'daki Bilkent Üniversitesi zaten. Anlarsınız ilerleyen yerlerde ben sanırım. Ne demek bir tanem, laf olmaz diyerek benim nemrut suratıma karşı insanın içine güneş gibi doğan gülümsemesini gönderdi. Simay arabayla uzaklaşırken ben de arkasından baktım. Kendimi okula hazır hissetmiyorum. Sömestr boyunca arkadaşlarımla görüşmemiştim. Kimseyi görmek istemiyordum. Kendimi bile tahammül edemezken başkalarına yerim yoktu. Yine ağlamak geldi içimden. Ansızın, hazırlıksız bir şekilde beni sarıp sarmalayan ağlama isteğimi bastırmaya çalışıp okulun kampüsüne girdim. Yağmur yağdığı için çimlerden nefis bir koku yükseliyordu. Bu kokuyu son zamanlarda her alışımda sanki tanıdık birini uzun zaman sonra görmüşüm gibi içim huzurla doluyordu. Şanslıydım. Kış mevsimi olduğu için hep yağmur yağıyor. Bu yüzden bu kokuyu sık sık duyuyordum. Gerginliğim az da olsa dağıldı kokuyla ama hala içimde anlam veremediğim öfken ve stresim daha ağır basmaya inat ediyordu. Kampüste ilerlemeye devam ederken sol tarafımdan birinin benim tarafıma doğru yürüdüğünü gördüm göz ucuyla. Kafamı çevirip o yana baktığımda Aslı'yı gördüm. Günaydınlar efendim, nasılsınız? Aslı yine esprili bir şekilde giriş yapmıştı konuşmaya. Günaydın, iyiyim. Ama ben yüzüne gülümsemesini donduracak kadar soğuk bir şekilde cevap vermiştim. Burada aslında benim yapmaya çalıştığım şey şu değil. İşte hani ben dedim ya pick me girl falan değil diye. Öyle zannedebilirsiniz hani pick me girl diye İngilizce konuşuyorum tabir ediyorum ama hani egoist dediğim gibi kibirli bir kadından bahsetmiyoruz aslında burada. Burada kimlik bozukluğundan dolayı büründüğü karakterin soğukluğundan bahsetmeye çalışıyorum. Yani normalde şey bir karakter değil işte. O kimseyi umursamıyorum. Kimse umurumda değil. Herkese ters cevaplar veriyorum. Bir karakter değil. Bu kişilik bozukluğundan, kimlik bozukluğundan kaynaklı bir durum. Zaten farkındaysanız bazı yerlerde şöyle bir şey oluyor. Bazen içi huzurla doluyor. Bazen ama gergin. Durduk yere neden gergin? Durduk yere neden sinirli, öfkeli? Bunların sebebini az çok anlarsınız anlattığım için konuyu. Tabii ama direkt okuyanlar bunu anlamayacaktır. Ki zaten istediğim şey de bu. Hemen anlamasınlar. Neden böyle yapıyor da kafalarında soru işareti kalsın. Ama burada bunu açıklıyorum. Neyse. Kahverengi gözleri yüzüne doldu ve gülüşü yüzünden silindi. Fakat hemen ardından tekrardan gülümsedi veya çalıştı. Kırıldığını görmek hiçbir şey hissettirmedi. Ne hissetmem gerekiyordu? Pişmanlık mı? Sömestr nasıl geçti diye bir soru yönelttiğinde yine kendi içimde düşünce tufanına kapıldığımı fark ettim. Sıradan. Yani sıradan diyor. Sadece kelimeler ağzımdan dökülmüyordu. Aslında burada kısa cevaplar vermesinin bir sebebi de bazen konuşmaya bile takati olmayıp bazen de çok konuşma isteği olabilir gibisinden anlatmaya çalışıyorum. Ama burada sadece konuşmak istemeyen bir tarafını görüyoruz karakterin. Aslında Simay kadar değer verdiğim insanlardan biriydi. Her zaman bana karşı sevecen ve işten gelmesine karşı ben ona öyle gidemiyordum. Bazen düşünüyorum benimle neden hala arkadaşlığını sürdürüyor diye. Bir açıklama bulamıyorum. Burada da şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani bunun farkında insanların ona karşı nasıl geldiğini ve onun insana karşı nasıl gittiğini farkında. Davranışlarının farkında. Ama bunun önüne geçemediğini göstermeye çalışıyorum. İnanılmaz bir ciddiyetle kitabımı tanıtıyorum bu arada. Peki sizin daha gününüz aymamış hanımefendi. Bence ben susayım. Aslında sevdiğim özelliklerden birini şimdi anlıyorum. Zorlamıyordu, halden anlıyordu. Ona baktım ve gözlerimi yavaşça kapayarak teşekkürümü ilettim. Bunu borçluydum. Rüzgardan dağılan kahverengi saçlarını düzeltirken bana aynı renkteki gözleriyle karşılık verdi. Bölümümüzün binasına girmiştik. Tiyatroyu seçtiğim için kendimi takdir ediyordum. Bu hayatta bana göre doğru karar verdiğim konulardan biriydi. Başka bir karaktere bürünmeyi seviyordum. Her karakterde farklı bir yaşamı canlandırmak, yaşamak bana büyük bir haz veriyordu. Kendi düşüncelerimi bir tek o anlarda bastırabiliyordum. Aslı ile ders programını almak için danışmana doğru ilerledik. Merhaba, ders programını alacaktık da diye söze girdim. Danışman orta yaşlarda bir kadındı. Yüzdeki hafif kırışıklıklar 40'ına yaklaştığını gösteriyordu. İsim soyisim alabilir miyim diyerek bize baktı. Leyla Yıldız. İsmimi söyleyip beklemeye başladım. Böyle bir öğrenci bulunamadı. Yüzümde bariz bir şok ifadesiyle kadına dik dik baktım. Nasıl bulunamadı? Okuldaki 3. yılımdayım, nasıl bulunamaz? Bir yanlışlık olmasın. 3. sınıfım ben. 3 yıldır bu okuldayım. Nasıl kaydım olmaz? Bence de bir yanlışlık var hanımefendi. İzninizle bakabilir miyim? Diyerek Aslı araya girdi.
Kadın sandalyesini yana çekerek Aslı'ya yer verdi. Aslı klavyede bir şeyler yazdıktan sonra "Bakın burada. Sanırım yanlış yazdınız. O yüzden çıkmadı." dedi. Aslı yüzünde garip bir ifadeyle kadına bakıyordu. Ne olduğunu anlayamadan danışman kadın "Evet sanırım." diyerek düşünceleri dalmadan beni çekip çıkardı. Burada kafa karışıklığı olabilir. Bunun da sebebini ilerleyen bölümlerde anlarsınız. Kadın ders programını yazıcıdan çıkartıp bana doğru uzattı. Kağıdı alıp Aslı'yı beklemeye başladım. Şimdi Aslı'ya bakın. "Tatlım sen çık sınıfa, benim birkaç işim daha var." Aslı endişeli bir ifadeyle bana bakıyordu. Sebebini gerçekten merak etmiştim ama üstelemedim. Ve sınıfıma gitmek için yürümeye koyuldum. Sınıfım ikinci kattaydı. Sakin adımlarla merdivenleri çıktıktan sonra uzun ve geniş koridorda yürümeye başladım. Sınıfa kapısına yaklaşmak üzereydim ki birden gözlerim karardı. Sanki biri beni tutmuş ve kendi etrafına döndürmüş gibi başım dönmeye başladı. Kendimi duvara yasladım ve geçmesi için beklemeye başladım. Sabah kahvaltı yapmadan evden çıkmıştım. Ondan olduğunu düşündüğüm için endişe etmedim. Son zamanlarda yemek yemeyi unutuyordum. Karnım da acıkmıyordu. Baş dönmesinin geçmesini beklerken arkamda bir ses duydum. "Leyla, ne haber?" Hakan bana doğru geliyordu. 1,85 boyu ve hafif kaslı vücudu ve dağınık siyah saçlarıyla çekici bir görünüş vardı. Hakan da arkadaş grubumdandı. Pek aralarına girmesem de takılacaksam onlarla oluyordum. "İyidir, senden ne haber?" Kısa ama bu sefer kırıcı olmadığını düşündüğüm bir şekilde karşılık verdim. Burada tavırların farkında olduğu için bir tek kendince düzeltmeye çalışıyor. "İyiyim. Senaryoya çalıştın mı? Bugün hoca seçtiğimiz kısma çalışıp oynayacağımızı söylemişti. WhatsApp'tan yazmıştı." Ah, tamamen aklımdan çıkmış. Sadece son zamanlarda benim aklımda ne kalıyordu da bunu unutmayayım. Burada kendi içinde bir konuşma yapıyor. Aklımdan çıkmış. Bir göz gez. Bu arada aslında şimdi zaten buraya koyduğum için o tırnak işaretlerini falan görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Boşuna anlatıyorum yani kendi içinde konuşuyor diye. Aklımdan çıkmış bir göz gezdiririm birazdan. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Bana içten bir gülümseme gönderdi yerine gösterdi yazmışım. Neyse o da olabilir, yanlış yazmışım ama. "Gel sınıfa girelim." Beraber kapıdan içeri girdik ve ön sıralardan birine oturdum. Bugün iki dersimiz vardı. Diğer ders büyük ihtimalle tiyatro salonunda olurdu. Canlandıracağım karakter benim aksine hayat dolu, her olaya ve duruma iyi yönden bakan iyimser biriydi. Genel olarak tiyatronun konusu kanser kızımız Ferhudi'nin aşık olduğu adam tarafından ihanete uğraması ve hayat dolu kızın sevdiği adam uğruna canına kıyması hakkındaydı. Böylesi bir sevgi gerçek olabilir miydi? Bir insanı bu denli körü körüne sevmek ve onun için uğruna canından vazgeçmek. Veya her gün ölmekten beter yaşamak. Yine ansızın gelen ağlama isteğini bastırmak için olağanüstü bir güç sarf etmek zorunda kaldım. Buradaki ağlama isteğinin sebebi bu Ferhudi'nin yaşadığı konuya birden duygulanıyor. Yani bunu da ben kimlik bozukluğuyla bağdaştırdım. Hani ve o anda ben de duygulandım. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Aslında sıkıntı değil. Bence bu çok güzel bir şey. Bazı anlarda bölümü yazarken hani karakteri yazarken şöyle olmaya başladım. Bir an böyle kendimi bayağı kaptırdığımı fark edip şey oluyordum. Hani kendimi yazmaya kaptırırken karaktere büründüğümü fark ediyordum. Hani ben Leyla olsaydım nasıl hissederdim? Leyla'nın yerine kendimi düşündüm ve böyle bir durumda insana karşı tavırlarım nasıl olurdu? İçimde nasıl bir fırtınalar kopardı? Bunu düşünürken ben de o an ağlama isteği bir şey geldi dedim ki bence burada ağlama isteği gelmeli falan. Bence güzel olduğunu düşünüyorum böyle şeylerin. Evet. Sebepsiz gelen bu hisleri durumu beni iyiden iyiye rahatsız etmeye başlamıştı. Kendimi sürekli karanlık bir çukurun içinde hissediyordum. Bağırmaya çalışıyordum ama sesim yükseldikçe çukur daha da sesimi yutuyor gibiydi. Kendimi bu durumdan çıkarmak adına bir şeyler yapmaya karar verdim. Ne yapacağımı düşündüğüm sırada Hakan içimden geçeni duymuş gibi "Bizimkilerin yanına gidiyorum, gelmek ister misin?" diye sorunca hiç düşünmeden kabul ettim. Bütün semestre boyunca hiçbir arkadaşımı görmemiştim. Gerçi görmek isteyip istemediğimi de kestiremiyordum. Fakat şimdi daha önce tam tersini düşünmemişim gibi hevesli bir şekilde oturdukları kafeye gitmek için yürümeye koyuldum. Buradaki hevesli kısmını da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hayat ile barıştınız mı? Ansızın yönelttiğim soru Hakan'ı kısa süre afallatsa da hemen kendini toparladı ve bana baktı. Hayır, hiç görüşmedik. Sorduğum soru Hakan'ı rahatsız etmişti. Hayat onun hassas noktasıydı. 4 yıllık ilişkileri birçok insanın hayalinde kalacak kadar güzeldi. Fakat Hakan'ın üniversiteden sonra evlenmek istediğini söyleyene kadar. Hayat ana veremediğimiz bir tepkiyle Hakan'dan ayrıldı. Hala da sebebini öğrenememiştik. Sen müthiş bir insansın. Seninle tanıştığım günden beri ne kadar net bir... Burada çok ruhsuz okuyorum, onu fark ettim. Daha çok Leyla gibi okusam daha güzel olur gibi. Sen müthiş bir insansın. Seninle tanıştığım günden beri ne kadar naif bir insan olduğunu gözlerimle görüyorum. Emin olsan hiçbir şey yapmadım. Kendini içten içe suçladığını biliyorum ama bu haksızlığı kendine yapma. Hakan ağzından çıkanlara inanmakta güçlük çeker gibi bir yüz ifadesiyle bana bakıyordu.
Sanırım benden bu tip cümleler kurmamı beklemediğinden kaynaklanıyordu. Şahsen ben de kendimden beklemezdim. Burada farkındaysanız ani bir duygu değişimi de birden teselli falan etmeye başlıyor. Abi bunu artık anlatmama gerek yok diye düşünüyorum çünkü konuyu biraz kavradığınızı düşünüyorum. Kendini içten içe suçladın. Ha pardon. Evet kusura bakmayın. Şahsen ben de kendimden beklemezdim. Tiyatro bölümünün bir getirisi midir bilmem. Bazen bambaşka biri gibi oluyorum. Kafe bir kentte kapısından içeri girdik ve Aslı'ların oturduğu masaya doğru yavaş adımlarla ilerledim. Aslı'nın yanında Derya ve sevgilisi Altan, karşılarında Cenk ve Dilara oturmuş sohbet ediyorlardı. Bizi ilk gören Derya oldu. Diğerleri de onun baktığı yöne bakınca bizi fark ettiler. Bu arada bölümü burada bitiririz sanırım. Yani, okuruz yani. Yetişirmiş bu arada. Ay çok gittim. Heh. Biz var ya, hoş geldiniz. Cenk'e bakıp merhaba dedim. Cenk konuşuyor zaten. Ve Dilara'nın yanındaki boş sandalyeye oturdum. Siz de sipariş verin isterseniz. Aslı söyleyince masada yemek olduğunu fark ettim. Kahvaltı yapmamıştım ama canım tek lokma yemek istemiyordu. Ben aç değilim diyerek sandalyede daha çok gömüldüm. Yolda gelirken ki hevesimden eser kalmamıştı. Aksine tek kelime dahi etmek istemiyordum. Kendimi penceresiz, havasız küçük bir odada gibi hissediyordum. Hissediyorum. Her nefes alışımda bir sonraki nefes için daha çok efor sarf ediyor ve gittikçe boğuluyorum gibi geliyordu. Bulunduğum mekan gerçek değilmiş gibi geliyordu. Sanki olan biten her şeye farklı bir gözden bakıyormuş gibiydim. Duygularım bile bana ait değildi, başka birinin gözünden yaşıyordum sanki. Daha fazla dayanamadım. Yaklaşık yarım saatte burada oturuyordum ve daha fazla dayanabileceğimi sanmıyordum. Ben gidiyorum, görüşürüz. Herkes sesin geldiği yöne baktığında ben de ayağa kalkıp montumu giyindim. Ama daha yeni gelmiştim. Altına cevap vermek yerine sadece baktım. Cevap vermek için bile bin bir güç harcamalıymışım gibi geliyordu. Dikkat et. Aslı'ya bakıp gözlerimi kapattım. Kapatıp açtım ve ardından kafeden çıktım. Burada da görüyorsunuz zaten 3 yıldız var. Hani zaman geçiyor arada. Yoldan çevirdiğim taksiye binip eve doğru yol almaya başladım. Uğursuz bir sıkıntı içimde peyda oluyor ve huzurumu kaçırıyordu. Hayatımdaki insanlardan gittikçe uzaklaşıyordum. Annemin benimle en ufak iletişime geçmek için çırpınışları, babamın hep yanımda durması ve beni desteklemesi. Bütün bu çabaları boşa çıkarıyordum. Keza arkadaşlarım da benim umursamazlığımı katlanarak aralarına dahil etmeye çalışıyorlardı. Ama ben ısrarla tam tersini yapmaya devam ediyordum. İstesem de yapamıyordum. Olmuyordu. Kendimle bu savaşı vermek o kadar zor geliyordu ki. Kendime bile tahmin edemeyecek seviyeye gelmiştim. İçine düştüğüm bu durumun kaynağını bilmemek daha da körüklüyordu içimdeki ateşi. Bir an önce eve gitmek ve uyumak için can atıyordum. Ben düşüncelerle boğuşurken taksi durdu. Camdan dışarıya baktığımda eve vardığımızı anladım. Evimiz iki katlı ve müstakildi. Taksici ücretini ödedikten sonra arabadan indim ve evin kapısına geldim. Evde kimse olmadığı için anahtarıyla girdim. Annem kalp cerrahı olduğu için hastanede, babam ise şirkette olmalıydı. Karanlık holü lambayı yakarak aydınlattım. Ayakkabılarımı çıkarıp vestiyeri koyduktan sonra odama gittim. Sanki üzerime 10 tane insanı yığmışlar ve ben altında kalmıştım. Kıyafetlerimi çıkarmak bile inanılmaz bir güç gerektiriyormuşçasına zordu. Ani bitkinliğimin sebebini anlayamasam da düşünecek halde de değildim. Siyah saten pijama takımımı giydikten sonra lambayı kapatıp direkt yatağa girdim. Uyku yollarımı gözlüyormuşçasına hemen beni kanatları altına aldı ve kısa süre içerisinde yavaş yavaş gözlerim ağırlaşmaya başladı. Bu şekilde birinci bölüm bitti. Nasıl olduğu artık bilmiyorum gerçekten. Bir detaya bakıyorum bu arada. Bölümü bir uyuyarak bitirdim çünkü karakterin o kadar ağır duygular karakter o kadar ağır duygular yaşıyor ki en sonunda bunları çok konuştuğum için dilim sürçüyor kusura bakmayın. Karakter o kadar ağır duygular yaşıyor ki gün içerisinde bir sürekli duygudan duyguya geçiş yaptığı için bu mental olarak bir yorgunluğa sebep olduğu için uykusunun geldiğini göstermek istedim ve bu bölümde uyuttum. İkinci bölüm hakkında birazcık spoiler vereyim size. İkinci bölüm şu şekilde olacak. Biliyorsunuz ki iki ders olacaktı tiyatrosu. Onu ben burada unutmuşum ama şimdi ben bunu güzel döndürürüm. Tiyatro dersi iki dersti. Birinci derste konuşuyorlardı sınıfta. İkinci derste tiyatro salonuna gideceklerdi. Ama o aralarında hani ders sonrasında diğer derste olan arada yemek yemeye gidiyorlar bunlar. Kafeye gidiyorlar. Ve orada artık Leyla kendini kötü hissettiği için eve gidiyor. O yüzden dersi sarkıtmış oluyor. Ertesi gün tiyatro salonunda provaları yapacaklar falan. İkinci bölümde Kaan Ali'yi sokmayı düşünüyorum. Daha belli değil ama. Böyle birazcık ağırdan almak istiyorum. Hani bu sefer hızlı hızlı hurra diye gitmek istemiyorum. Yani belki izlediyseniz benim diğer kitabımın videosunu. Çok hızlı bir şekilde konuya giriş yapmışım. O da fantastik bir kitaptı. Ölüm Getirenler.
beğenirseniz like atmayı, video hakkında yorumlarınız varsa yorum yapmayı, beğenirseniz abone olmayı ve kitabı beğenirseniz yine kitap hakkındaki yorumlarınızı yapmayı unutmayın lütfen. Tablete vurdum. Görüşmek üzere.